E, konu pekiştirme 3'ten yolumuza devam edelim. Sorularımızı da şöyle çağıralım bakalım. Evet çok çok basit sorulardan gidiyoruz ilk önce. Olayın pekişmesi için böyle yapmamız gerekiyor zaten de. E, ee, bak burada 7'yi yerine koyduğun zaman direkt ne çıkıyorsa limitin değeri o. Yani 2 çarpı 7 eksi kaç yaptı? 15. 14'ten 15 çıktı. Eksi 1'dir dedik işaretledik. Bir soru gitti. Şimdi bu. 4 bölü 9 diyor. Bak burada hiç x'e bağlı bir şey gözükmüyor görüyor musun? O yüzden de bu sabit bir e, ifadedir. Ne yazarsan yaz x yerine cevabımız hep ne olacaktır? 4 bölü 9 olacaktır. E, bunu bulup işaretleyeceğiz. Ama şuraya x falan koysaydık x yerine eksi 1 bölü 2 yazıp 4 bölü 9'a çarpıp e, farklı bir netice elde edebilirdik. Ama durum öyle değil. Şimdi burada da x'lerin eksi 1'i yazıp sonra çıkan e, m'li ifadeyi eksi 1 eşitleyeceğiz ve oradan da m'i çekeceğiz. Sonra soruda yine bir numara yok. Eksi 3, eksi m artı 4 eşittir eksi 5. m'i sağa atalım pozitif olsun kat sayısı. Sonra şu ikisi 1'i yaptı. Bu da buraya geldi. Artı 5 diye geldi. Ne çıktı m değerimiz? 6 çıktı. Cevabımız neymiş? A şıkkıymış. Çok rahat değil mi? Evet eksi 1'i yerine yazalım. 5. dereceden kök içerisinde eksi 1'i sıra sıra yazarsak eksi 1 olur. Burada küp olduğu için eksi 1 bir, bir de önde eksi var. Artı 3 oldu. Sonra eksi 7 eksi 27 çıktı. E, hesabına bir bakalım. Şurası eksi 34 eksi 35 eksi 32 geldi. Eksi 32 hangi sayının 5 kere çarpılmasına elde edilir? Eksi 2'nin nedir? Eksi 2'dir. B şıkkını işaretledim. Şimdi burada ne yapalım? X yerine eksi 4'ü yazalım. Nerede diyoruz? Logaritma 3 tabanında eksi 4'ün karesi 16 e, artı 8 artı 3 oluştu. E, kaç yaptı? 24, 3 daha 27. Logaritma 3 tabanında 27. 27 nasıl yazılıyor? 3'ün karesi değil küpü diye yazılıyor. Bu küp öne düşüyor. O zaman 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3'tür. Burası da 1 yaptığı için sorumuzun cevabı ne gelecektir? 3 gelecektir. E şıkkını işaretledik. Oldu değil mi? Sıkıntı yok. Şimdi burada işte aklına şu takılabilir. Hocam burada ekstörde soldan yanaşmış. Yani e bunu hiç kullanmadın. Sen direkt burada ekstörde yazdın. Niye böyle bir şey yaptın? Hiç mi önemi yok dersem. E bu eksi 4 buranın kökü değil. Kökü olmadığı için işaretler de önemsiz oluyor tamam mı? Yani hani işaretler bakımından belki farklı oluşurdu diyeceğim ama oluşmuyor. Görüyorsun eksi 4'te e, fonksiyon zaten sürekli bir kopması yok bir şey yok. O yüzden de olduğu gibi e, değeri yerine yazıyorsun. Ha bunu değeri yerine, yerine yazdıktan sonra anlıyorsun zaten. Hani şuraya giriyorsun bak burası ne çıktı direkt 27 çıktı. Tabanla da ilgisi var. Son da böyle geldi. Peki. Şimdi burada nasıl bir durum var? x yerine eksi 1'i bir yazalım. 2 bölü 3 üzeri eksi 1'in karesi 1 artı 4 ve ne geldi? Eksi 6. 2 bölü 3 kuvvet ne oldu bu arada? Eksi 2 şuradan. Buradan da bu e, artı 1 geldiği için eksi 1 oldu. E nedir üst sayılardan? Taklatacak ifade cevabımız neymiş? 3 bölü 2'ymiş diyoruz. Şimdi sıfırı yerine yazdığımız zaman zaten direkt görüyorsun bütün x'li ifadeler yok oluyor. Yani x sıfıra giderken burada bu gitti, bu gitti, bu gitti. Sadece karekök 9 kaldı. Karekök 9 da 3 olduğu için cevabımız 3'tür. Yani bu şu ne biliyor musun? Yaptığımız bütün sorular şu ana kadar sadece ifadeye yerine yaz durumudur. Hani Neyi biliyorsun? İşte karekök ifadeyi biliyorsun. Mesela biraz önce nasıl bir soru çözmüştük? Onlar gene köklü sayılardı değil mi? Yani değeri yerine koyduğundan çıkan sayı ee, sorunun cevabı oluyor. Peki hala. Şimdi buna bakalım. eksi 2'yi bir yerine yazalım. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 ile eksi 2 çarptık. Artı 4. Artı 3. E, ne oldu? 11 oldu. Mutlak değer 11. E tabii ki bu da ne çıkacaktır? 11 çıkacaktır. Hani şöyle olsaydı burada içerisi eksili bir değer çıksaydı, eksili bir değer çıksaydı mutlak değer olduğu için artılı atacaktık. Tamam. Ama burada e, içerisi artı olduğu için mutlak değer hiçbir anlamı yokmuş gibi görünüyor. Pekala şimdi buna bakalım. Eksi 2'ye giderken f artı g diyor. Bunu şöyle halledelim. Limit x eksi 2'ye giderken fx diyeceğim. fx'imizi orada yukarıda görüyorsun. 4x artı 3. Ayrı ayrı hesapla ee, yani limit yine x 2'ye giderken bu sefer de g'ye yazacağız. O da nedir? 2 eksi 1'dir. Burada yerine bir yazalım bakalım. Eksi 2 yazdım. 8, 3 daha buradan, 11 geliyor. Sonra buraya bir bakalım. Eksi 2 burada yerine yazdım. Eksi 4. Eksi 1 daha, eksi 5 geliyor. 11 eksi 5'ten de cevabımız ne görünüyor? 6 görünüyor diyoruz. Oldu değil mi? Şimdi bir bakıyoruz. Bak burada fx fonksiyonu ve gx fonksiyonu sabit fonksiyonlar gördün mü? Yani f'in içine hangi değeri yazarsan yaz sonuç hep eksi 3. G'nin içine hangi değeri yazarsan yaz sonuç hep 5 bölüştür. O yüzden limit de eksi 4'te giderken sorulduğu için eksi 4'ü yazsak da yine f'in ve g'nin değerleri bunlar olacak. Yani şu olacak aslında 2f eksi 4 sonra eksi 3g eksi 4. Bu 2 çarpı eksi 3 oldu. Demiştim ya biraz önce. İçine yazarsanız yaz, eksi 3 olacak f'te diye. Şu da 3 çarpı nedir? 5 bölü 3'tür. Buradan eksi 6 geldi. Şu 3'ler yok oldu. Eksi 5'te buradan geldi. Sorumuzun cevabı neymiş? Eksi 11'miş dedik. Pekala. Şimdi buradayım. Burada da diyor ki şu bize aslında f2'nin 3 olduğunu söylüyor. Öyle değil mi? Yani f2 3 olmayabilir de limit anlamında yani x 2'ye giderken f'in değeri neyi görüyormuş? 3'ü görüyormuş. Limit değeriymiş. Şimdi şunu e, parçalayalım. x 2'ye giderken burayı f kare x diye algılan şurayı da 2 çarpı limit x 2'ye giderken gx diye yazalım. Ayırdım. E, bak f 2 yani limit x 2'ye giderken neydi f'in değeri? 3'tü. O zaman burası 3'ün karesi olacak. Şuradan g nereye gidiyordu? Eksi 5'e gidiyor. Buradan da eksi 5 gelecek. Şuradan 9, buradan da 10 geldi. Cevabımız neymiş? 19'muş. A şıkkını işaretledim. Yine soru da yani basit bir soruydu açıkçası. Bir sıkıntı yok demek istedim. Şimdi burada bir bakalım. İstersen biraz daha detay yapalım. Bu sıfırın solunun ne anlamı var? Bunu bir canlandıralım kafamızda. Ben şimdi birim çemberi bir çizeceğim. Şöyle. Bize söylenen sıfırın solundan gel. Yani açı olarak sıfırdan biraz az bir açıdan bahsediyoruz. Şuradan bir yerden bahsedelim. Biraz daha kabaca alayım. Şimdi burada sinüsün değeri neresiydi hatırla? Şurasını görüyor. Burası sinüs. Sinüs değeri bura ama hani bu açı küçüldükçe bu çizgi biraz daha yukarı çıkacak. Dolayısıyla bu noktada yukarıya doğru çıkacak sıfıra doğru yaklaşacak. Yani şurası nereye gidiyor sıfıra gidiyor. Bu bir. Şimdi tabii ki şurası sinüs ekseni olduğu için bunları söyleyebiliyorum ben. Şu eksende neydi? Kosinüs ekseniydi. Şimdi e, ilk etapta şuradan itibaren düşünürsek şöyle çizeyim onu hangi renk yapayım kırmızı gidelim. Şurası kosinüsü veriyor görüyorsun. Şurası kosinüsü veriyor ama ben bunu böyle yanaştırdığım zaman yukarı doğru bu çizgi buradaki nokta şuraya doğru yanaşır. Doğru mu? Buraya doğru yanaşacak. O da nereyi görecek? 1'i görecek. Dolayısıyla bu sorunun cevabı 0 eksi 1'den ne gelecektir? Eksi 1 gelecektir. D şıkkını işareti. Evet bir bakalım. Şurayı bir halledelim. 3'ün sağında diyor. Şöyle düşünebilirsin bunu. 4 çarpı limit x 3'ün sağına giderken fx bu bir dursun. Sonra şurada şurada görüyorsun x yerine 3'ü yaz. 3'ü yazdım burası eksi 15 yazayım. Ve neyimiz var? Artı 3'ümüz var. Bu eşittir neymiş? 16'ymiş. Burası kaç yaptı? Eksi 12. Buraya gitti. Artı 12. Burası o zaman 28 yaptı. 28'e 4'e bölersek limit x 3'ün sağına giderken fx'imiz 7 çıkar. Bu 7'ymiş. Soru bize burayı soruyor. Ne yapalım biliyor musunuz? 3'ü yine burada şurada yerine yazalım. Ne oldu orası? 3 eksi 15 yaptı. Sonra ne yazacağız? Limit. X 3'ün sağına giderken fx yazacağız. Ki burayı bulduk için yerine monte edeceğiz. Burası kaç çıktı? Eksi 12. Buradan da artı 7 geldi. Demek ki cevabımız neymiş? Eksi 5'miş diyoruz. Durum bu. Peki şimdi buna bir bakalım. Burada diyor ki x birin sağındayken fx a'ya gidiyor diyor. Birin sağındayken. Yani birin sağındaki bir değeri şöyle hayal edebilirim. 1.1 gibi. Tamam. Bak bu birin sağ. Kabaca alacağım. Olayları anlamak için böyle kaba seçimler yapıp nereye doğru gittiğini görmek istiyorum. Birin solundaki değeri de 0.9 gibi bir şey seçeyim. Çünkü birin sol demek birden küçük bir sayı demektir. Tamam. Şuraya bir bakalım. Bak benim derdim şurayı anlamak. Nerelere gidiyor bunlar? Bunları bir görmek istiyoruz. Birinci ifade yerine yazdığın zaman F birin solu dediğim yani 0.9 yapıyor görüyor musun? Buraya yazdık. Bunun karesi diyor. Bu bu. Tamam. Peki bunu bir incelemeye alalım. E, 0.9'un karesini aldığın zaman zaten 0.81 yapar. Daha da küçülür. Yani bu hala ne oldu? F 0 e, x'in solu gibi duruyor. Değil mi? x'in solu. Peki x'in solunda limit değerimiz şuradaydı görüyor musun? Orası neymiş? B'ymiş. Oldu mu bu? Yani ilk önce ne yaptım? Şu şurayı hallettim. Şimdi şu sağ tarafı yapacağız. Orada da e, ne alacağız? 1'in sağ yani 1.1'i alacağım. F 1.1'in küpü. Eksi 1.1 artı 1'i düşünelim. Buradan ne gelir? 1.1'in küpü 12 olsa 1.4 gibi bir sayı çıkar. Bak. 1.1'in karesi ne yapıyor? 1.21 yapıyor. Onun da 1.1'le çarpımı 1.34 aralığında bir şey gibi duruyor. Önemli değil. Bu ben 1.2 diye alayım. Şurasına bir bakalım. Bak. Şu ikisi birler gitti. Eksi -0.25 ya. Yani. 0.1 yaptı. Gördün mü? Ve burası ne çıktı biliyor musun? Ee, farkında mısın? Birden büyük bir değer çıktı. Birin sağında çıktı. Peki birin sağında olduğu zaman, birin sağında olduğu zaman, şuraya ben birin sağa yazsam, ne geliyor? Birin sağında burada A'ydı, burası da A geliyor. Şöyle bir düzeltebilir miyim? Şurada X yazmışım da, oraya ben birin solu yazmak istiyordum aslında. Tamam. O halde ilk bölüm, şurası B'ye geldi. İkinci bölümde A geldi. Cevabımız demek ki B çarpı A'dır ya da A çarpı B'dir. Nedir yani? A şıkkıdır diyoruz. Sonra şimdi buna bir bakalım. 2'yi burada yerine monte edelim. Mutlak değer ne olacak? 2M-3. eksi Sonra sağ tarafta da eksi 1 x yerine yazalım. Bu da mutlak değer eksi 1 eksi m oldu. Şimdi mutlak değer de böyle iki ifade eşitse birbirine 2 iki, iki iş yapıyorduk. 2m 3'ü bir kendi gibi yani olduğu gibi karşı tarafı eşitliyoruz. Bir de 2m eksi 3'ü sağ tarafın negatifli eşitliyoruz. O da neydi? 1 artı m. Tamam Bu buraya gitti 3m oldu. Bu buraya gitti kaç yaptı? 2. Buradan m ne geldi? 2 bölü 3 geldi. Birinci m'imiz bu. Bu buraya geldi m yaptı. Eksi 3'te sağ doğru gitti. 4 yaptı. Bize sorulan m değerlerin toplamı nedir dediği için şunları toplayalım. Yani 4 artı 2 bölü hesaplayacağız buradan. Şu 12, 2 de oradan 14 bölü ne geliyormuş? 3 geliyormuş. Nerede? 5 hakkındadır diyoruz. Durum bu. Hiçbir numara yok soruda. Ee, yani bu soru için konuşmadım. Biraz önceki sorudan bahsediyorum da. Şimdi bu soru şöyle bir durum. Bak şuradan gidelim. Ee, bize x 0a giderken fx sorulmuş. Ne yapalım biliyor musun? Her şeyin önüne limit x sıfıra giderkeni bir ekleyelim. Şöyle yap. 3 eksi 2 x kare küçüktür. Limit x sıfıra giderken ne diyeceğiz? fx diyeceğiz. Sonra şuraya limit x sıfıra giderken kare kök altında 3 eksi x kare diyeceğiz. Tamam. Şimdi buradan da ne yapalım? Değerini hesaplayarak gidelim. Buranın değeri sıfır yerine koyduğumuz zaman 3 yaptı Karekök 3. Ortadakini zaten bilmiyoruz. Soru o, ona şimdi ulaşacağız, merak etme. Sağ tarafa bir bakalım. X yerine sıfır koydum, buraya gitti bu sefer, buradan da yine kök 3 kaldı. İşte biz buna sandviç teoremi diyoruz. Yani şöyle ki, bir ifade soldan sağdan aynı sayıların arasında sıkışmışsa o sayıya eşittir. Yani sonucumuz şu olacak. X sıfıra giderken f limit olarak. Nereye gidiyormuş? Kök 3'e gidiyormuş diyeceğiz. E şıkkında işaretleyeceğiz. Çok eğlenceli bir testti. Güzeldi. Limitle ilgili başlangıç seviyesindeki soruları şu an çözdük. Tabi ilerideki soru biraz daha düşündürücü olacak. Görüşürüz orada.